Hocam, beyin gereksiz yere kullanıldıkça eskiyen bir şey midir? Neyse, bir saat olmuş. Evet. Beyin gereksiz hocam, yere... hızlandıralım çünkü bir soru da almam lazım. Tabii. Beyin gereksiz yere kullanmak ne demek? Gereksiz yere kullanmak ki acaba? Gereksizliği tanımlamamız duvara, lazım önce. Her gün 5 kere duvara vurmak gibi mi ya? Gereksiz yere kullanmak. Tam anlayamadım nasıl bir şey oldu ama. Üstüne vazife olmayan işler. Ha, magazin dedikodu gibi hocam, mi? Hocam şöyle, şöyle olabilir. Mesela gereksiz bilgileri atmak. Atıyorum internette saçma sapan şeyler okumak. İşte veya boş boş duvara bakmak kesinlikle gereksiz bir eylem değil. Bu örneği veremem ama... Şöyle bir metafor yapayım gene. Yani. Metafor güzeldir. Yok, o metafor uygun olacak. Televizyon izlemek, metafordan vazgeçtim. Bak, kendi kendine imha eden metafor yaptım. Çıktı ve çalışmadı, vazgeçtim ama. Şey olabilir hocam, mesela aralıksız internette vakit geçirmek, televizyon izlemek aynen, veya hiç... Hepsini al. Mesela çok fazla veri maruziyetine sebep olan gereksiz meşgalelerle uğraşıyorsun. Şimdi bu gereksiz meşgalelerin şöyle bir sonucu oluyor. Biz bunu çok fark etmiyoruz. Maruz kaldığımız veri bir şekilde bize işliyor. Yani veri malumata dönüşüyor. Biraz önce bahsettiğim gibi. Zihnimizde bir... Fiziksel yer işgal etmese de mental bir yer işgal ediyor. Sonra çeşitli süreçlerle özellikle uykudayken bu gereksiz malumat uzaklaştırılıyor ortamdan. Biz buna unutma adı veriyoruz. Muhtemelen silinmiyor. Yani bir yerde gene kayıtlı ama bilincimizin erişiminden uzak bir yere taşınıyor, öyle diyelim. Şimdi bu normal hayatta günlük yaşarken yani birçok şeyi unutmamız normal. Çünkü hatırlayabileceğimiz şeyler için mental enerjiyi böyle muhafaza ediyoruz. Ama düşünün. Her gün yani bir tane faydalı, milyon tane faydasız şey yağıyor zihninize. Burada faydalı da göreceli yani, eğer tamam, ilginizi çekiyorsa faydalı diyelim. O milyon tane gereksiz şeyi silmek de bir iş. Ve bir süre sonra beyin aldığını uzak arşive kaldırmak ya da unutulacak şeyler klasörüne koymak için çok ekstra bir çaba harcamaya, hatta bu konuda ustalaşmaya başlıyor. Ve siz veri sahanağı altında böyle kaldıkça beynin unutma ve silme sistemi, kaydetme ve hatırlama sistemine göre gittikçe daha kuvvetli hale gelmeye başlıyor. Sonuçta ne oluyor dersiniz sayın izleyiciler? Unutkanlıklar başlıyor. Ve belki de ileride diğer yaşamsal bozuklukları ve nörolojik problemleri ekleyin. Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklara zemin hazırlayan bir durum ortaya çıkıyor. Aktif bir zihinsel yaşamın Alzheimer'dan koruduğu hep söylenir. Ama mesela Alzheimer olan birçok insanın özellikle orta yaş dönemlerinde çok yoğun zihinsel faaliyet gerektiren işler yaptığı da bilinen bir gerçektir. Yani birçok insan atıyorum muhasebeci, bilmem neci, hatırlatır sayılarla mayılarla uğraşmış. Ama bu insanlar da Alzheimer geçiyorlar. Peki onların uğraştığı işin acaba bir sakıncası mı var ki sonuçta Alzheimer yapıyor? Hayır. Doldur boşalt hafızayla çalışan, yani yaptıktan sonra sizde bir şey bırakmayan ama çok fazla veri alıp vermenizi gerektiren bir iş aynı şeyi yapıyor. Beynin alma, biraz bekletme ve silme operasyonlarını çok hızlı yapmasını sağlayarak o devreleri kuvvetlendiriyor. Veriyi alma, kaydetme ve uzun dönem hafızada hatırlanabilir tutma devrelerinin ise zamanla muhtemelen zayıflamasına sebep oluyor. Bunun da en güzel tarafı ne? Sevdiğimiz bir edebi eseri, bir romanı mesela iştiyakla okurken, oradaki olaya kendimizi kaptırmışken, o bilgilerin böyle nasıl diyelim böyle bal gibi zihnimize süzülmesine ağır ağır izin verdikçe bu sefer unutma değil hatırlama devrelerimizi çalıştırmış oluyoruz. Hikayeyle zihnimize o verileri, o olayları, o anlatıları örüyoruz ve böylece onları unutulmayacak şeyler klasörüne bir şekilde işlemiş oluyoruz. Yani hayatı hara güre yaşayıp gerçekten arkadaşımızın dediği gibi bak nereden nereye çıktık. Lüzumsuz işlerle harcamak yerine şu beynimizi. Arada bir lüzumlu. Bu arada lüzumlu derken üniversite sınavına çalışmak falan, bunların hepsi lüzumsuz bana göre. Dikkat et, onların hepsi doldur boşalt. Sınavdan sonra hiçbir şey hatırlamıyorsunuz. Ama yapacaksın, el mecbur. Yani hayatın gerektirir. Gerçek olan kafaya taktığınız, arzuyla öğrenmek istediğiniz, ustalaşmak istediğiniz bir şeye uzun vakitler ayırıp zihninizi ona biraz şey yapmak, ne derler ona? Adamak. Evet, zihninizi ona adamak belli bir süre. Ya hocam arada şey bilgisini de çok güzel verdiniz. Bazen şöyle bir soru geliyor. Ya bilgiyi internetten de alıyoruz. Neden kitap okumalıyım ki? Ya da çok tatlı bir cevap vermiş oldunuz. Buradan sormadığım ama cevabını almış olduğumuz bir soru oldu. Mesela bu şeyi gözden kaçırıyoruz genellikle. İnternetteki bilginin efsafını. Mesela biz bir diyelim 15-20 dakika bir yemek yiyoruz değil mi? O yemekte aldığımız bütün kaloriyi, karbonhidratı bilmem ne şöyle bir hapa sıkıştırıp kütlenerek atmak mümkün. Ama ne oluyor biliyor musun öyle attığında? Kan şekerin o kadar pik yükseliyor ki baygınlık geçirebiliyorsun. Yani
o kadar yoğun enerji bombası bir şey yemek vücuduna iyi gelmiyor. Ya da mesela insanlar mesela sigara içiyorlar ama sen bir sigaranın içerisindeki nikotini, katranı, her şeyi sıvılaştır, enjektöre çek, damardan ver, küt diye gider insan. Ölür yani. O kadar da peki o neden öldürmüyor? Ağır ağır alındığı için. Ağır sindirme dediğimiz işlem, ağır ağır yapma dediğimiz işlem hayatın ritmiyle alakalı bir durum. Dolayısıyla horogürü bilgi obezliği iyi bir fikir değil. Ekran karşısında hareketsiz kalmış, eğitimden uzak düşmüş çocuklar için harika bir haberimiz var. YDS Kids İngilizce Yaz Okulu başlıyor. İlkokul ve ortaokul öğrencileri için aquapark, trekking, okçuluk, at biniciliği, ebru, piknik, heykel, sinema ve robotik kodlama gibi aktivitelerle doyasıya eğlenen çocuklar, yoğunlaştırılmış yüz yüze İngilizce dersleriyle İngilizceyi yaşayarak, konuşarak öğreniyor. Tüm eğitim ve aktivitelerimiz COVID-19 tedbirlerine uygun olarak organize ediliyor. YDS Kids Yaz Okulu, yaz dönemini fırsata çevirmek için %20 indirimle sizleri bekliyor. YDS Kids Yaz Okulu'nda hem İngilizce öğrenmek hem de harika aktivitelerle doğanın tadını çıkarmak için hemen bize ulaşın. ydsakademi.com 444-9937 YDS Kids, İngilizce öğrenmenin en eğlenceli hali. Beynin bir bölümü olsaydınız hangi bölümü olurdunuz? Ay en sevdiğim, buradan psikodramaya devam ederim. Rol değiştirme, rol alma, evet. Bir bölüm şansın mı var? Hocam bir bölüm diyelim. Bölümü olsam hangisi olurdum? Hani Wernicke, Broca, atıyorum. Ben yok, hipotalamus. Hipotalamus, hipokampüs. Ben hipotalamus, yani... Hipokampus olmaz, hafızam zayıf çünkü. Yani yol da bulamıyorum zaten. Hipofiz diyeceğim, o kadar nokta atışı iş beceremiyorum. Korteksten hiç bahsetme. Yani Broca merkezi olurdum gibi duruyor. Çünkü evet, Broca merkezi konuşma alanı ama öyle. Sadece Broca ile ilgili, heyecansal konularla çok ilgili değil. Laf üretiyor yani sadece. Ama hipotalamus bütün vücuttaki endokrin sistemin, hormon sisteminin ve otonom sistemlerin, yani kendi kendine çalışan sistemlerin en üst orkestra şefi. O sadece böyle birkaç hormon salıyor, her şey ona göre takılıyor, beyin dönüşüyor, bağırsak, böbrek, böbrek üstü bezi, ya idrar miktarı bile oradan ayarlanıyor. Kasların ne kadar kasılacağı, yürürken ne yapacağın, ne bileyim, yani işte ergenliğe ne zaman gireceksin, ne zaman menopoz olacaksın, her şeyi o pıst 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 böyle tanrısal bir yer geliyor bana orası, anlatabiliyor muyum? Yani tanrı kompleksi olduğundan değil ama az işte çok şey beceriyorsun. Ozan gülme. Az şeyle çok iş beceriyorsun. Yani hormon bir kere çok büyülü bir şey ya vücutta. Yani şu an tabii muhtemelen hiçbiriniz biyoloji dersinde hormonun ne kadar büyülü bir şey olduğunu öğrenmediniz. Hormon sadece bir isim olarak kaldı ve maalesef lisede boşa geçen vakitlerin bir başka ortaya çıkış biçimi. Hormon vücutta bir takım hücreler tarafından salgılanıp vücudun başka bir yerinde, uzağında bulunan bir doku ya da hücre grubunda biyolojik bir reaksiyon oluşturan maddelere verdiğimiz isim. Yani uzak haberci. Bir yerden salıyorsun, kanla gidiyor tabii vücudun öbür tarafına. İşte daha önce çok anlattık, beyinden salgılanan, böbrek üstüne bezine gidip de oradan stres olmuş. Salgılattıran hormonlar gibi. Bu çok büyülü bir şey. Niye? Ya bir hücre, yani bu arada hücreler arası mesafe sana nasıl diyeyim, ben buradan diyelim paraventriküler çekirdek olarak bir hormon salgılıyorum. Yani şu cismim, şu büyüklüğümü hipotalamusla oranlarsan etki edeceğim arkadaş Ankara'da, hatta Şanlıurfa'da, oraya kadar gidiyor karayoluyla. Ya uçakla gitsin hatta, hiç fark etmez. Çok uzak mesafeleri etkiliyor ama buradaki büyülü şey şu. Yani ben mesela şu Ankara'da kim ne yapar bilmiyorum ama öyle bir şey söylüyorum ki, öyle bir kimyasal salgılıyorum ki bu kimyasal gidiyor orada uygun hücredeki uygun alıcıya bağlanıp ona tam benim yapılmasını istediğim şeyi yaptırabiliyor. Hipotalamus bu arada bütün vücuda hormon salgılıyor, yani her şeye 10-12 tane hormon var oradan salgılanan. Vücuttaki hemen hemen bütün işleri düzenliyor. Bu arada yeni bir şey fark ettim. Bak yine fikir tomurcuğu oluştu. Şey geldi, bir şey var. İnsanda söz böyle. Söz. Mesela şu anda bir şey söylüyorum. Bizi Kanada'dan izleyen bir izleyicim. Mesela aklına bir şey geliyor şu anda. Aynı hormon gibi ama şeylerle yayılıyor. Yani yayın kanallarıyla. Kelimelerin taşıdıkları anlam, kimyasal maddelerin moleküler. Her gittikleri zihinde alıcısı var. O dili biliyorsa mesela. Rak çözümlüyor ve aa diyor adam bunu demek istiyor. Ve ona göre işte ne yapıyorsa bir davranış değişiyor. Ama kendine göre absorbe ediyor kelimeyi. O da fark değil. Hormonlarda da şöyle bir şey var. Adrenalin salgılıyorsun mesela. Böbrek üstü bezinden. Adrenalin kaslarınıza giden damarları gevşetiyor. Sindirim sistemimize giden damarları daraltıyor. Şimdi damar damar, hormon hormon. Aynı hormon damar ama farklı etki. Neden? O damar, yani sindirim sistemindeki damar adrenalini
başka bir şey olarak duyuyor. Kalbinizdeki ya da kaslarınızdaki damarlar farklı bir şey olarak duyuyor. Çünkü alıcısı farklı, reseptörü farklı. Aynen o şekilde mesela burada da muhtemelen her birimiz, şu anda bizi biliyorum, milyonlarca insan izliyor canlı yayında. Milyarlar bile olabilir. Yani güzel düşünelim, güzel olsun. Kaç kişi izliyor lan hakikaten? İnanalım. Şu anda, şu anda hocam 500. 5 kişi izliyor bak. Yok. Şu anda 520 kişi bizi izliyor. Bak 520 tane farklı reseptör şu anda bu sözleri alıp kendince proses ediyor. Her işlem yapıyor. Herkese desem ki şu anda bir cümle söylesem de ondan çağrışan ilk şeyi yazın desem. Mesela ortalık yıkılır. Muhtemelen ikinizin de, iki kişinin de çağrışım birbirini tutmayacak. Nereden nereye? Yani zannediyorum ben hipotalamusum. Evet ben hipotalamusum arkadaşlar. Karar verdim. Çünkü yani bu kadar hocam, söyleyince peki, olur gibi oluyor. Soru dışı merak ettim. Hazır bugün böyle bayağı diyalogdayız. Ozan ne? Tahmin etseniz. Ozan bizim beyinciğimiz ya. Beyincik mi? Beyincik tabii. Beyincik. Bütün koordinasyon, hareket. Beyincik. Cerebellum Ozan. Tamam yazdım onu. Yeni lakabı da geldi. Tabii Mustafa Can frontal korteks. Böyle ben hep herkese bir şey takarım. Tabii. Aa bizimkilerin beyin bölgelerini yerleştirsek ya. Tamam seni epifiz bezi yapıyorum. Bugünden sonra sana epifiz diyoruz. Güzel. Melatonin. Evet. Melatonin mi?